Selam kanalıma, hoş geldiniz. Bugün sizlere gün boyunca ne yediğimi göstereceğim. Bu izlemekten en keyif aldığım videolar arasında ve neden ben de bir tane çekmiyorum diye düşündüm. Bugün kalktım ve dedim ki bütün öğünlerimi kayıt altına alacağım ve sizlere gün sonunda bir gün boyunca ne yediğimi göstermiş olacağım diye düşündüm. Az önce uyandım, halimden de anlaşıldığı gibi, sesimden de anlaşıldığı gibi. Zuzu'yla çıktık dışarıya. Şimdi benim için kahvaltı vakti. Benim çok fazla kahvaltıyla aram yoktur. Şu an camı da kapatayım, biraz üşüdüm. Yani çünkü kendimi bildim bileli okula gidiyorum. Ve okula gittiğim süre boyunca sabah son anda kalktığım için böyle kahvaltı yapabilme şansım hiç olmadı. Dolayısıyla da zaten sabahları çok fazla iştahım olmadığı için kahvaltı anlayışım pek yok. Hafta sonları ama böyle geç saatte güzel güzel kahvaltı etmeyi severim. Bugün öyle değil ama. Bugün yine iştahımın olmadığı bir gündeyiz. Ve o günlerde ne yediğimi göstereceğim. Böyle hafif şeyler yemeyi tercih ediyorum. Şimdiden ufak bir uyarı yapayım. Porsiyonlarım kimine göre az, kimine göre belki de çok olabilir. Bunun hakkında eleştirmezseniz sevinirim. Çünkü neticede ben boyum, kilomu da söyleyeyim eğer bilmiyorsanız. Ben 1.69 boyundayım ve 47 kilodayım. Yani boyuma göre zayıfım. Biraz fazla zayıfım. Yani yediğim porsiyonlar da ona göre. Ama şöyle de bir tezatlık var. Ben hiç az yemek yapmasını bilmiyorum. Hep çok yapıyorum. Oysa ki tek yaşıyorum yani, değil mi? Neyse, şimdi ilk öğünümüz kahvaltıyla başlıyoruz. Poşet, biraz çileğim var gördüğünüz gibi. Onları değerlendirmek istiyorum. Yıkayacağım. Ben BİM'in bu meyveli yoğurtlarını çok seviyorum. Ama normalde iki tane kullanırım bunlardan ama kalmamış. Bir tane tek kalmış. O yüzden bugün bir taneyle idare edeceğiz. Ve en çok frambuazlı olanı seviyorum. Bakın. Bunu bir kaseye boşaltıyorum. Sonra biraz çilek keselim. Yulafım var. Bayağı bir avuç yulaf alıyorum. İçecek olarak da bunu eğer yiyorsam yanında bir sodayı biraz suyla karıştırıp içmeyi seviyorum. Evet, bu benim kahvaltım. Evet, bir ara öğünle geri geldim. Dün yayla çorbası yapmıştım, kendim yapmıştım. Ve şimdi onu ısıttım, onu içeceğim. Bol naneli benimki. Ben öyle seviyorum. Bu çorbayla bayağı tok kalırım diye düşünüyorum. Sonra akşam yemeği yiyelim. Evet, duş aldım az önce. Ve şimdi bir tatlı hazırlayacağım. Bir yandan da yemekteyiz diyorum. Günlerdir canım kabak tatlısı istiyor. Eskiden çok sevmezdim ama son birkaç yıldır sevmeye başladım. Daha doğrusu son birkaç yıldır, 2 yıldır. Damak tadım değişti biraz. Aşure falan yemeye başladım. Kabak tatlısı seviyorum. Ne yapacağımı söyledim. Az önce marketten böyle kabak aldım. Hazır doğranmış. Bunlar çok pratik oluyor. Şimdi bunları küp küp doğrayacağız. Sonra fırın tepsisine yerleştireceğim. Üzerine şeker. Biraz bekleteceğim. Sonra pişireceğiz. Canım kabak tatlısı istedi. Yani akşam televizyon karşısında kabak tatlısı yiyeceğim.
Evet, hepsini doğradım. Şimdi üzerine bolca toz şeker ilave edeceğiz. Seviyorum. Cevizle birlikte cevizlerim de burada. Şimdi bunları biraz yiyeceğim. Hem kan şekeri dengeliyor hem de bayağı güzel enerji veriyor. Tok tutuyor aynı zamanda. Sonra 1,5-2 saat sonra tatlıyı fırına verip akşam yemeğimi hazırlayacağım. Evet, Dilara'nın ufaktan karnı acıktı ve şimdi ton balıklı salata hazırlayacağım. Bayağı malzemesini bol koyuyorum. Böylelikle çok doyurucu oluyor. Yanında ekmek de kızartıp yiyebilirsiniz. Bazen bu salatayı göbek salatası ilave etmek yerine makarna ilave ediyorum. O da çok güzel oluyor. Ama dün makarna yemiştim. Bugün canım hiç makarna istemedi. O yüzden göbek salatası aldım, yıkadım. 2 adet kırmızı biberim var. 1 soğan, mısır, ton balığı tabii. Turşu, salata turşusu. Ve mayonez, yoğurt. Hiç öyle uğraştırıcı bir şey değil. Tadı da efsane güzel. Evet, gördüğünüz gibi akşam yemeğim de bu şekilde. Bayağı, bakar mısınız? Bayağı bayağı dolu bir salata, kola vazgeçilmezim. Yapacak bir şey yok. Bir yandan da Masum'u izliyorum. Şimdi ben bunu afiyetle yiyeceğim ve tatlıda görüşürüz. Evet, saat epey geç olsa da biraz da hazırlandım. Kapanışı da yapacağım çünkü. Saat epey geç olsa da ben şimdi tatlı yiyeceğim. Kendimle gurur duyuyorum. Biraz da cevizle süsledim. Bir yandan da O Ses Türkiye izliyorum. Akşam 9'da tatlı yenilir mi? Yenilir. Evet, umarım sizin için izlemesi keyifli bir video olmuştur. Bugün salata yaptım diye her gün salata yedim düşünmeyin. Ben hani proteinimi de alıyorum, karbonhidratımı da alıyorum. Bugün canım çok fazla salata istedi ve bu benim hani yakın çevremde Dilara'nın salatası diye bilinen bir salata. O yüzden onu yapmak istedim. Gayet güzel olmuştu, çok yapmışım. Gerisini buzdolabına kaldırdım. Yarın da yenir yani o. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Bye bye.